İsmim Özgen Aydıncak, beyin ve sinir cerrahisi uzmanıyım. Kayseri'de Özel Dünya Hastanesi'nde görev yapmaktayım. Aynı zamanda da Kapadokya Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Şimdi Kayseri Gelişim Platformu'nda bizim amacımız sadece eğitim değildi. Ama en önemli hedefimiz eğitim kısmıydı. Orada sağlıkla ilgili, zaten kuruluşumuz da pandeminin başına denk geldi. Sağlıkla ilgili yaklaşık 15-16 hekimden oluşan bir danışma kurulu oluşturduk ve bütün arkadaşlarımızın cep telefonlarını yayınladık. Buradan pandemi döneminin paniğiyle birlikte insanların içine düştüğü durumlarda, kafalarında oluşacak sorunlara cevap vermeye çalıştık. Oradan da güzel neticeler aldık. Onun dışında istihdama yönelik çalışmalarımız oldu. Bu tabii bir parça şahsi imkanlarım neticesinde. Bir parça çevremizdeki arkadaşların desteğiyle yaklaşık 200'e yakın insanı da Kayseri'de işe yerleştirme şansımız oldu. Eğitim kısmı zordu. Daha önce çünkü eğitimle ilgili kafamızdaki planladığımız şeyi yapmaya çalışan ve istenilen neticeye ulaşamayan örnekleri gördük. Bir de ben eğitim sektörünün içinde değildim. Sağlık sektöründe bir parça daha kolay organizasyon yapabilme şansımız var ama eğitim kısmı açıkçası benim de bir parça gözümü korkutuyordu. Ama sonrasında o kadar düzgün insanlarla denk gelme şansımız oldu ki kapı kapıyı açtı. Yaklaşık 23 tane gönüllü hocamız var Kayseri Eğitim Platformu içinde. Hem LGS'ye hem de YKS'ye 8. ve 12. sınıfları sınava hazırlıyoruz. Gene pandemi şartlarında ilk başta birebir eğitim olarak biz bunu hesaplarken online bir hale getirdik ve internet üzerinden tamamen ücretsiz olmakla birlikte bu iki grupta 167 çocuğun eğitimini bir yıl boyunca üstlendik. Hocalarımız Kayseri'de gerçekten alanında ilk 3-4 isimden biri. Yani matematik hocalarımız, edebiyat, Türkçe, din kültürü hocamız var, rehberlik hocamız var. Bu sene İngilizceyi gene katmaya çalışacağız işin içine. Çok düzgün hocalarla çalışıyoruz ve inanılmaz bir hocalarımızın arasında birlik bütünlük var. Tamamen gönüllülük esasıyla ve hiçbiri bir gün bile ben gocunduklarını görmedim. Bu ders bana ağır geliyor. Hocam bunu şöyle değiştirebilir miyiz tarzında hiçbir cümlelerinde duymadım. Sağ olsun hepsi dört elle olaya sarıldı. Şimdi benim kendi işletmelerim de var. Epey bir çalışan insan da var yanıma. Hani nazar değmesin, bu cümleyi de sık sık bu ara dile getirmeye çalıştım ama parayla, maaşla yapamayacağımız, beceremeyeceğimiz bir organizasyon yapısına kavuştuk biz şu an. Ve önümüzdeki senenin de şeylerini yapmaya başladık, planlarını yapmaya başladık. Ekim ayı içinde ilana çıkacağız, öğrenci toplamaya başlayacağız. Gene 8. sınıf ve 12. sınıf. Geçen yıl ne yaptık? Onu isterseniz kısaca ben anlatmaya çalışayım. Hem 8. hem 12. sınıftaki özellikle taşrada, köyde dershane imkanı olmayan çocuklara ulaşmaya çalıştık ve büyük kısmına da ulaşabildiğimizi düşünüyoruz. Çocuklar tarlada ya da hayvanlarıyla ilgilendikten sonra geldi dersimize girdi. Orada ailesine destek verdi, geldi dersimize girdi. Çok düzgün bir planlamayla bir yılı tamamladık. Elimizden geldiği ölçüde çocukların tablet ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık, internet ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Onun dışında sınav giriş ücretleri, kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Bunun için de dışarıdan 1 lira almadık. Yani tamamen kendi içimizde bunu halledebildik. Burada tabii hem ekibin bütünlüğü, birliği etkiliydi hem de çocuklarımız tok gözlüydü. Yani biz tablet ihtiyacı olan gruba yazsın diye WhatsApp gruplarında mesaj paylaştık. 10 çocuktan bir tanesi benim tablet ihtiyacım var dedi. Ya da ne bileyim işte internet paketiyle ilgili, sınav ücretiyle ilgili talebi olan yazsın dedik. Çocuklar gerçekten tok gözlüydü. İhtiyacı olmayan hiçbir çocuk benim ihtiyacım var diye şey yapmadı, ortaya düşmedi. Tek başımıza ekip olarak bu süreci atlattık. Önümüzdeki sene de işler bir parça daha büyüyecek gibi görünüyor. Gücümüz yettiği ölçüde kendimiz halletmeye çalışacağız. Gücümüzün yetmediği noktada da zaten
talep olursa dışarıya da bir parça açılmayı düşünüyoruz destek amacıyla. Kayseri merkezdeyiz ama çevre il ve ilçelerden de öğrencilerimiz var. Maraş'tan var, Kırşehir'den var. Yani sonuçta bu işin bir parça Türkiye çapında da yapılabilirliği önemli. Kayseri'de sanırsam belediye bir geçen sene bir organizasyon başlattı. Tabii o belediyenin gücüyle bunu yaptı. Umarım onlar da istedikleri neticeye ulaşmıştır. Her türlü eğitimle ilgili her türlü destek bizim için çok önemli. Biz kendi yağımızda kavrularak güzel bir sene geçirdik. Senenin sonunda da üniversite sınavında güzel başarılar elde ettik. Mühendislikler, öğretmenlikler, gemi kaptanlığı, fizyoterapi, aklıma ilk gelenler epey bir öğrencimiz epey bir yere yerleşti. Çocukların hiçbirini yüz yüze görmedik. Bu dijital çağda yaşadığımız için dijital çağın da getirdiği bir şey görmemiz de gerekmiyordu. Çocuklardan bizim zaten hiçbir beklentimiz yoktu. İlk derslerine ben girdiğimde her grubun ilk dersine girmeye çalıştım. Sizlerden Kayseri Gelişim Platformu olarak tek isteğimiz başarılı olmanız dedik. Çocuklar da bu sözümüzü tuttular. Birçoğu başarılı oldu. Biz de elimizden gelen desteği zaten vermeye çalıştık. Şimdi dönem dönem planlama yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki içinden geçtiğimiz süreç normal bir süreç değil. Bugün hesapladığımız, planladığımız şeyin önümüzdeki hafta imkansız hale gelmesi mümkün. Ama bugünkü konjektüre bakarak konuştuğumuzda şu an yüz yüze eğitim olarak biz yine başlayacağız. Sonrasında şu an anlaştığımız bir iki dershane var ve dersliklerini bize açmayı da sağ olsunlar kabul ettiler. Aynı zamanda kırtasiye desteği vermeyi kabul eden bir iki eğitim kuruluşu gene mevcut. Yüz yüze kısımları da bu sene yapmayı planlıyoruz ama süreç içinde pandeminin izin verdiği ölçüde bunu başaracağımızı düşünüyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirler. Orada aktif bir şekilde zaten sosyal medya hesaplarını da kullanıyoruz. Şu an maddi anlamda bir destek talep etmiyoruz. Çünkü bunun için uygun yasal zeminimiz yok. O yasal zemin oluştuğunda, ihtiyaçta olduğu takdirde biz maddi destek talebinde zaten halkımız bonkör. Şimdiden çok fazla mesaj bana gelmeye başladı. Birkaç haber paylaşıldı Kayseri Gelişim Platformu ile ilgili. Yardım desteklerini geri çeviriyoruz şu an. Çünkü böyle bir talebimiz yok şu aşamada. Ama süreç neyi gösterir, ne yapar bilemiyoruz. İhtiyaç halinde ve yardım talebinde yasal bir zemine oturtabilirsek sosyal medya hesaplarından biz şeylerini yaparız, ilanlarına onu çıkacağız. Gene 8. 12. sınıfta eğitim hayatına bizim destek vermemizi talep eden çocuklarımız olursa önümüzdeki ay biz ilana çıkacağız. Önümüzdeki bu senenin planlaması açısından öğrenci taleplerini Ekim ayı içerisinde toplayıp Ekim sonunda da yeni dönemimizi başlatacağız gibi duruyor. Şimdi burada Kayseri Gelişim Platformu ile ilgili yapmaya çalıştığımız daha çok şey var kafamızda olan ama bazılarına gücümüz, bazılarına aklımız yetmiyor. Yettiği kadarıyla bunları becermeye çalışıyoruz orada. Benim aklımın kenarında her zaman takılı kalan kadın istihdamı konusu var. Orada bir iki profesyonel arkadaştan destek almayı düşünüyorum kadın istihdamı konusunda. Kadınların evde dışarı çıkmadan kendi bütçelerine katkı sağlayabilecekleri bir sistemi geliştirmeye çalışacağız. Bu çok kolay bir iş değil. Orada yaratılacak ürünün kalibrasyonu önemli. Yani her evde ürünün aynı kalitede çıkması ve pazarının, sahasının uygun bir şekilde yakalanabilmesi önemli. Orada görüştüğümüz bazı akıl aldığımız arkadaşlarımız var. İnşallah bu eğitim, sağlık, istihdam kısmına kadın istihdamı diye ayrı bir şey açacağız Kayseri Gelişim Platformu çatısı altında. Ama en başta da söylediğim gibi bizim en büyük hedefimiz eğitim kısmıydı. Çünkü bu çocuğu ülkenin okuyan, aklı çalışan, sorgulayabilen çocuklara ihtiyacı var, gençlere ihtiyacı var. Çünkü
İki gün sonra ülke yönetiminde bunlar söz sahibi olacak. Ve en önemli nokta da elimizden geldiği ölçüde fırsat eşitliği yaratabilmek eğitim gören çocukların. Çünkü taşrada köyde oturan çocukların maddi imkanı olsa da bir eğitim kurumuna kavuşmaları mümkün değil. Maddi imkanı olsun olmasın dershaneyle alakalı. Yani birkaç kriterimiz var bizim öğrenci seçiminde. Bir, dershanede olmayacak, dershaneye gitmeyecek, maddi imkanı olsun ya da olmasın, dershane olmayacak. İki, verilen programa düzenli bir şekilde katılacak. Düzenli katılmadıktan sonra bu programın içinde olmasının bir anlamı yok. Çocuklarımızın katılabilecek, düzgün katılabilecek başka birinin hakkını yemiş oluyor. Biz de kendimizce bir eleme sistemi yarattık. Sürece başladıktan sonra düzgün bir şekilde devam etmeyen arkadaşlarımızla yollarımızı ayırmak zorunda kalıyoruz.